Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün çok özel ve çok değerli yönetmenlerimizden birini ağırlıyorum. Birbirinden güzel filmlere imza atmış, ödüller kazanmış, anlattığı hikayelerle bizi ortak etmeyi başaran Yüksel Aksu bizimle. Sevgili Yüksel, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Besteğin gereği bize hikayeler anlatıyorsun ve biz o hikayelerin içinde sanki biz de birer kahramanmış gibi ortak oluyoruz yaptığımız işlere. Ne güzel bunları sizden duyma. Filmlerin de aslında hüzünle mizahı öyle güzel harmanlıyorsun ki o duyguları bize yaşatıyorsun. Çok güzel filmler bunlar. Çocukluğumuz diyorum ben. Çocukluğumuza çok şey borçluyuz. Çocuklukta beslendiğin o topraklarda sen nasıl bir çocukluk geçirdin? Vallahi ben şahane bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Tamam. Yani çocukluğumu çok özleyen, çocukluğunu çok seven, çocukluk evrenindeki o günkü ahvali, o toplumsal ilişkileri, o tırnak içinde dayanışma evrenini, kırları, aynı zamanda modern eğitimi, çelik çomakları ama aynı zamanda sinemayı ve televizyonu da içine alan. İşte Zeybek'te oynanan ama televizyonda işte tangoda seyrettiğimiz bir sürü şeyin, zenginliğin hasıl olmaya başladığı, edebiyatın çok sevildiği, sinemanın çok çok sevildiği ve hepsinin de bir karnaval tadında yaşanması abi ne kadar oldu. Güzel tanımladın. Çok özlüyordum. Bu senin yaşadığın toprağın, o bölgenin, o insanların yaşam biçiminden söz ediyorsun ve sen onlardan ilham alıyorsun, yetişiyorsun. Sinema, yönetmenlik falan var mıydı o zaman? Böyle bir şeyler düşünüyor muydun? Yok. Hayal eder miydin? Şöyle, yok. Yani rejisör yazıyordu. Ha, ben rejisör ben yazıyordu. Çocukken Salı Günleri Türk sineması vardı sizin filmleriniz. Hı-hı. Nevzat Atlık'ın konser programından sonra film mi gösterdi? Televizyonda Türk sineması. 76, 77'ler, 78'ler ve sinemanın da zaten televizyondan dolayı tırnak içinde biraz kriz yaşamaya başladığı. Birazcık da toplumsal olayların gece hayatını, işte salon hayatını vesaireyi yavaşlattığı yıllar. O yıllarda bir film seyretmek böyle bir toplumsal ritüel gibi 80 yaşındaki ile 8 yaşındaki kucaktaki kundaktaki sütteki çocukla işte genç kızların dedikodu yaptığı sizi seyredip hayranlıkla baktığı yakıştırdığı yakıştırmaya çalıştığı ve aynı anda da elden ele onlarca çay bardağının hemen akabinde ada çayı bardaklarının elden ele dolaştığı falan filan bir karnaval evreni gibiydi. Çok güzel tanımladın. Karnaval. Ve ben sinemam. Herkesin ibreneceği bir çocuklukmuş be. Genel olarak Türkiye'nin herkesinin de hani yaşadığı bir çocukluk muhtemelen. Yoksulluk vardı ama yoksunluk yoktu o zamanlar. Yoksunluk yoktu. Evet. Of müthiş. Çünkü yoksulluğa çare bulunabiliniyor ama yoksunluk biten bir şey değil. Daha travmatik bir şey. O travmatik bir şey. Evet şey. Özellikle kasabalarda. Küçük kasabalarda, küçük mahallelerde, sizin Kuzguncuk'ta öyle. Evet. Olan olmayana, bilen bilmeyene, anlayan anlamayana yeterdi. Çok, çok güzel paylaşımlar. Ambulanstan önce mahalle yetişirdi. Efendim zengin... Emanet edilirdi. Evet, evet. Ne bileyim zengin çocuğunun topu vardır da kimle oynayacak? Ya. Şimdi sitelerde buluşuyorlar. İşte profesyonel yerlerde buluşuyorlar. O zamanlar... Mahallenin kendi diyalektiği vardı. Konağın yanına küçük müştemilat, onun bir yerine diğeri. Aynı okula gidip geliyorlar. Efendim aynı yerde top oynuyorlar, aynı öyle sinemaya gidiyorlar. Bu kendiliğinden bir eşitlik. Ashabiye dedikleri eskilerin. Hani ortak bir ruh da yaratıyor. Kendiliğinden bir dayanışmayı da içeriyor. Ben filmlerimdeki kalabalıklık biraz oradan gelir. Bir de bizim ev çok kalabalıktı. Oh. Yani annemin sürekli söylediği şey töbeler olsun ya Rabbim bir kiloluk kamelya çayı aldım bir hafta demiyor gelen gidenden canıma doydum falan. Ay canım benim ya.
ilkokul ve ilkokulda tiyatro gösterileri falan yaparmışsın. Hatta 19 Mayıs'larda çıkıp gençliğe hitap falan evet. okurmuşsun. Yani bayağı... Öyle havalı civalı işleri yapardım. Peki, hayallerinde yönetmenlik falan yoktu diyorsun ama... Nasıl oldu da 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümüne girmeye karar verdin? Şöyle karardan ziyade süreçler biraz. Hı. Şimdi siz de biliyorsunuz taşrada doktor, mühendis, olacaksın. Öğretmen ve maaşı nedir? Şark devlet hizmeti var mıdır? Olacak. Yani sağlam ve garanti işler bir tür. O da yoksulluğun getirdiği. Hı. Belki yoksulluğun değil ama sinemanın dışında anlatıcılık fıtratta olan bir şey. Ben anlatıcı olarak kendimi bildim bileli anlatıcı olduğumu biliyorum. Yani ben işte Hülya Koçyiğit'le Yılmaz Güney'in Zeyno filmini bir gece önce Köşk Sineması'nda izleyip ertesi gün çocuklara anlatarak çok yağlı ekmek yedim. Yani tam en heyecanlı yerinde keserdim. Hadi bir salçalı ekmek sar. Gel. Tam mesleğini seçmişsin demek. Evet, anlatıcılık evet. diyorsun. Anlatmak için yaşamak. Yani o Marquez'in meşhur kitabı, biyografi hmm. kitabı. Anlatmak varsa fıtratta ve hançerede bu sinema olur. Köy kahvesinde... Ama sen galiba en güzel sinemada ifade evet, ettin. Evet, Allah bin kere razı olsun kaderimden diyorum. Çünkü 9 yani. Eylül Üniversitesi'ni bitirdikten sonra bir de doktora yüksek lisansım yüksek var. Doktorayı yarım bıraktım. Değil mi? Evet. Kalabilirdin de. Evet. Ama anlatmayı ben öğrenci, benim üçüncü fakültem. 1980 sonrası, 12 Eylül sonrası YÖK vesaire süreçlerde ufak tefek öğrenci hareketinin akademik mücadelesinin içerisinde vardım. Bir iki fakülte dolaştıktan sonra 9 Eylül kucak açtı bana sinema, televizyon. 9 Eylül'e girip yönetmen olmaya karar verdiğin zaman babanla bir anın var, onu anlatır mısın? Baban senin oğlun ne olacak diyorlarmış, o ne diyor? Babamla sorunum şu, oğlum sen madem dedi bu kaymakam olacaktın, mühendis olacaktın, öğretmen olacaktın, şimdi ne olacaksın? Yönetmen dedim, ben ne öğretmeni dedi. Yönetmen, o nedir yani, nasıl, misal şudur budur falan filan. Ya dedim ben hani şöyle yaparsın böyle yaparsın falan. Babam bir 3 yıla yakın konuşmadı benimle, saçma sapan meslek. İşte nereden buldun? Hani şeye vurduruyor işi. Metin Aksa'nın meşhur şeyi vardır ya, sendikal hareket başlarken garsonlarla, dansözle, şunla, bunla, evet. herkesle aynı kategoride entertainment. Olmaz. Aslında belki de doğru. Bilemiyorum şimdi de. Babamla anım o kadar çoktur ki şeyi ancak şöyle anladım. Artistlerin müdürü gibi bir şey oluyor bu. Deyince anladım. Yoksa mizansen verirsin. Artistlerin müdürü gibi. Artistlerin illa müdürü. Bir müdür yani evet. devlet memuru olacaktın evet. ya onun kafasında. Evet. Ay çok tatlı. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi diyoruz İzmir'den. Yüksek lisans yaptığın Aristoteles ve Konveksiyonel Sinema. Brecht ve Çağdaş Sinema adında da yayınlanmış makalelerin evet. varmış. Evet. Şöyle 9 Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü. Benim hayatımda çok özel bir yere sahiptir. Çünkü sinema okullarının ilkidir Türkiye'de. Evet. Akademik anlamda. Mimar Sinan 60'larda enstitü olarak başlıyor. Evet. Daha sonra yüksek öğretim kurumuna dönüyor. Eskişehir kuruluyor daha sonra. Şimdi tabii her yerde pıtrak gibi. Merdiven altı, evet. merdiven dışı neredeyse, okullar. Neredeyse. Ve bu işlere biraz kafa yordum. Yani dondurmam kayma çekmeye giderken... Hadi mahalleyi topluyoruz bir de film yapıyoruz gibi bir şeyden ziyade tabii. arkasına bir kuramsal çalışma yaparak ne yaptığımızı bilmeye giderek bilerek. Ya da İtalyan yeni gerçekçileri böyle yapmış, Sovyet devrimci sinemacıları böyle yapmış, işte Brezilya Nova sineması böyle yapmış. Onun dışında zaten uzağa gitmeye gerek yok. Örepides oralı, Sofokles oralı. Satırlar oralı. Öyle bir altını kazıdık. Ay ne güzel. Şimdi ben sıralı gitmeye çalışıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Yusuf Kurçenli ile başladım. Yusuf Kurçenli de çok önemli bir yönetmenli. Onun asistanı olarak
başlığında nasıl karşılaştınız, nasıl oldu? Okulumuza söyleşiye gelmişti Gramofon Avrat filmiyle. Evet. Gramofon Avrat filmi de benim Türk sinemasına çok özel bir yere koyduğum. Doğrudur. Sabahattin Ali'den işte rejisine, senaryosuna, Yusuf Hoca'nın rejisine, Türkan Hanımlara, Talat abiye, Hakan abi oynuyordu galiba. Onun üzerine bir sohbet ettik. Akabinde de daha yeni de Karartma Geceleri'ni çekmişti. Karartma Geceleri de sanırım o dönem yasaklanmıştı. Danıştay'dan karar bekliyordu. Biliyorsunuz eskiden filmler yasaklanırdı. Diye bir şey vardı. Sonra Danıştay kararıyla gelirdi ya da hiç gelemezdi falan. Öylesi yerlerden geçti koca Türk sineması. Devletin desteğini almaya başladı sinemamız. Evet, evet. Rahmetli Turgut Özal dönemine kadar dediğin gibi sadece engel. Onda sizin de katkınız oldu galiba o dönem. Tabii ki. 90'lı yıllarda Türk sinemasının teknik kalitesini yükseltmek için yaptığınız çalışmalar. Hepimizin. Siz 90'lardan sonra mı başkandınız SODER'de? Tabii. Sizin STK'larınızın. 80 sonrası, zaten 80 öncesi bir tek sendikamız vardı. Kamera arkası çalışanlarının sendikasıydı. İşçi sınıfı olarak görüldükleri için. Evet. Oyuncular işçi olarak görülmüyordu. Biz de yırtıyorduk kendimizi. Biz de işçiyiz, biz de emekçiyiz diye. Hı hı. İşte 80 sonrası Turgut Özal başbakan olduktan sonra biz de örgütümüzü kurduk. SODER olarak, Sinema Oyuncuları Derneği olarak. Bu arada meslek birliği de kurulmuş oldu. Yani örgütlenme dönemi yeniden başlamış oldu. Neticede konuyu tabii ki dağıtmayalım. Ben sinemanın genel bakışını dinliyorum. Sen şeyi merak ediyorum. Sinemaya bir bakışın, sinemaya ısınman, daha doğrusu piyasaya... sinemaya dilini, sinema dilini oluşturmanda çalıştığın yönetmenlerin katkısı oldu mu? Kesinlikle. Olmuştu. Yani bir kere yani sadece çalıştığım yönetmenler değil, okuduğum romanlar, öyküler falan genişletmek istemem. Meselemiz sinema olduğu için bir kere rahmetli Yusuf Kurçenli'den azıcık adam olabildiysem, bilmiyorum ne kadar adam oldum. Önce adam olma sanatını öğrendim. Mükemmel bir adam oldun. Önemli olan zaten adam olabilmek. Oturması, kalkması, ekiple çok, ilişkisi. Çok siz bilirsiniz. Bir tür yaşayan bilge, bir dervişti. Sonra uluslararası Hollywood'da birkaç tane avantür çekmiş. Perihan Savaşlar'ın şirketi vardı. Stajımı yapmıştım. Aykut Düz. Birkaç tane tabii. Hollywood'da aksiyon filmi olan ondan. Evet, burada da yaptı birçok. Evet evet zaten 70'lerin birkaç tanesinden birisi. Evet. Ondan da klaketsiz, doğaçlama, böyle kafada montajı kurma vesaire falan o sinemanın zanaatiyle ilişkili dahiliğini. Natuk Baytan'ın asistanıydı galiba o da. Natuk Baytan'ın tarzı çünkü bu. Sanırım Melih Gülgen, Aykut Düz, Remzi Jontürk. O da çok büyük bir avantürcüydü. Yani dünya için neredeyse. Evet. Jontürk, evet. Evet. Ondan işin mesleki melekelerini sonraki dönemlerde arada bir sürü arkadaşıma Serdar Akar'dan tutun da Mustafa Altıoklar'dan İsmail Güneş'ten devam edin de Yağmur Durul'a kadar kendi akranlarıma bile asistanlık yaptım. Harika. Bundan da çok keyif alırdık. Biz yani, birbirimizi beslemekten bir yani Serdar bana yapardı ben öbürüne yapardım. En son Şerif Gören'e yapamamanın hayıflanması vardır. Ama Zeki Ökten'le de bitirdim ve profesyonel yönetmenliğe başladım. 1999'da Zeki Ökten'in Güle Güle filminde asistanlık yaptım. Sırtımı okşattım ve hadi bir televizyon dizisi. Hadi bakalım. Ama yönetmen olmaya karar vermek yine de hani bu kadar çok deneyimden sonra bile yine de bir heyecan verici. Biraz... heyecanlandırmış. Ya yeni filmime çalışıyorum. Sanki üniversite sınavını ÖSYM'ye hazırlanıyor gibi. Heyecanlı. Yapacak bir şey yok. Yani. 1995 yılında Maksat Namın Yürüsün ve Underground Kadir ve Sinema Çetesi. Bunlar
son yaptığın bir belgesel var. Anadolu'nun son göçerleri. Evet. Sarı keçiler. Evet, evet, sarı keçiler. Ya bunlardan biraz bahseder misin? Bunlar da çok önemli bir yönetmen için. Kısa film, belgesel. Evet, kısa film ve belgeseller öğrencilik yıllarımda epeyce sükse yaptı açıkçası. Ödüller kazandı. Ödüller aldı, işte sevildi, beğenildi, hala izleniyor vesaire falan. Sinemada gerçekliği, romandaki gerçekliği ya da gerçeklik nerede gerçek olur da ne kadar kurmacadır vesairedir, bunların kuramsal arka planlarına kafa yordum. Kamerayı doğrulttuğumuz yerle başladığımız anda zaten bir gerçeklik tahribatına başlıyorsunuz. Şimdi meşhur bir laftır. Kameranın gözü objektiftir, yönetmenin gözü subjektiftir. Eğer kamerayı bir sürü insanın içinden Hülya Hanım'a çeviriyorsanız o zaten objektif bir seçimdir. Hı hı. Ve bunu bir anlam üretmek için başka planlarla yan yana getiriyorsanız şimdi Ege'de bir sürü zamanda böyle deve güreşleri, boğa güreşleri vesaireler, horoz dövüşleri vesaire yapılır. Bunlar aslında hayvanseverlerin bildiğinin dışında ta eski Anadolu'daki Dionysos şenliklerine uzanan bağ bozumu, hasat, bereket törenlerine tekabül eden ve günümüze aksetmiş, kalmış, sirayet etmiş. Biraz bunların ipuçlarını takip eden belgesellerdi. Kısa filmlerimizde de ödülün dışında zaten ödev olarak sınıf geçmek için yapıyorduk. Buralardan çok beslendim. Mesela Sovyet sinemasının başlangıcı, yine İngiliz sineması Ken Loach'lar 80'lerde belgesellerden gelme ve belgesel kökenli ciddi estetikler yaratmışlardı. Onlardan da etkilendim. Biraz Şerif Gören de belgesel tadındadır, bilirsiniz. Böyle draması, çok sağlam bir draması vardır. İstediğiniz zaman istasyonda konvansiyonel sinemasını görürsünüz. Hataküte, Hataküte. Ama bir de Kara Dermanda sizi bırakır. Kar ve o nadide gövde, o güzide gövde, o güzide ikonografik resim. Karın içinde ne olacak? İşte öykü orada başlıyor. Asıl öykü o. Kar, çığ, o ebe olarak götürüyorsunuz hastayı, oradan oraya ittiriyorsunuz falan. Onlar evet drama ama belgesel tadında aynı zamanda. Dolayısıyla da hakikatlilik duygusu geçiriyor. Kendi sinemamda da öyle kastıran senaryolar, işte karşılaşmalar, tesadüfler, onu oradan ondurmalar, hani uyanık senaristin böyle reçete gibi yazdığı senaryolardan ziyade şaşırıp ama olmayacak şey değil be kardeşim diyecek senaryoları seviyorum. Evet ve onun için seni tanıtırken özel dedim, özel. Özel bir sineması var bu adamın. Bu özel dedirtebilmek çok önemli. Dediğin gibi çok kurgulanmış bir senaryoyu, çok kurgulanmış. Şöyle yaparsam ağlatırım, şöyle yaparsam heveslendiririm, şöyle yaparsam, şöyle bir diyalog da eklersem, şu müziği de döşersem bu filmi tamam kurtardım diyen bir yönetmen olmadığın çok açık. Diyene itirazım yok. Dediğim, ona da itirazım, evet, o da olacak. Dediğimiz türden diziler yaptım. Olacak. Mesela Avlular yaptım, Yılan Hikayeleri yaptım. Avlu var, Avlu, dur anlatacağız sırayla. Çünkü peki, Avlu çok farklı bir peki şey. Ama bu yeri gelmişken şunu söylemek isterim. Bizi izleyen seyircilerimize veya sinemaya heves eden yeni arkadaşlarımıza. Mesela Dondurmam Kaymak buna çok tipik bir örnektir. Dondurmacının motorunun çalacağını ben çalınacağını ihbar ederim zaten. Takip etmeye başlar çocuklar. Ta ortasında bir punduna gelir, kader ağlarını örer, çalmazlar, çalmak zorunda kalırlar. O ben mukadderatı severim. O zaman. Olgunlaşmış mukadderatı, yani süreçler ve mukadderat. Sonra çalan belli, çaldıran belli, motorun nerede olduğu belli, polisiye bir durum gibi gerilime de gereksinim duymam. Onun motorunu ararken hangi saçmalıkları, farklı insanları ve coğrafyaları, diğerlerinin de hangi sevinçleri, coşkuları, Hermes gibi düşünün.
Hani çok yiyor dondurmayı, yasak meyveyi. Allah'ından buluyorlar işte gece. Kimisi ishal oluyor, kimisi faranjit oluyor, kimisi bilmem ne oluyor falan. Kendiliğinden de olaylar çözülüyor. Yoksa ben gerilim olsun diye çocukları ıslah evine gönderirim. Sokakların arasına polisleri atarım. Bir tane dedektif kafalı bir tane şey atarım. O başka bir tür. O başka bir tür. O tasarımsal bir şey. Kıymetli. Tabii ki kıymetli. Kıymetli. Tabii. Güzel bir matematik. Ama benimki başka. Benimki daha çok gevşek matematik. Gevşek matematik. Evet. O zaman dondurmam kaymaktan bu kadar bahsetmişken bir küçük bir BTR'miz var onunla ilgili. Seyredelim beraber. Dondurmacı! Sen ne üstünden yapıyorsun dondurmayı? İnek üstünden. Hakiki dondurma geç üstünden yapılır. Bir tane kakaolu, bir tane limonlu dondurma olsa diyesek. Hakiki dondurmaları, kaymağı. Hadi hayır üstad. Sen istersen sana vereyim kardeşin ustası değil mi? Öz kardeşim bile vermedi. Ustası niye versin? Hadi hepiniz geri geçiyoruz. Dondurma yiyeceksiniz. Hadi bakayım, hadi bakayım. Çabuk, çabuk. Sağlık müdürü de bilip durumundan ne var oldu lan emmi? Adamların arkası kuvvetli değil. Bir şey yapamıyorlar. Bunlar reklam olmaz. Hiç satış yapamaz. Şikayetçin Töbus. Töbus şikayetçi. Bu ya hayırdır? Motorumu çaldı lan motorumu. Kim motoru Ali abi? Kimin motoru? Ne olmuş motora? Mesleğinden gelme. Senin adamlar çaldı. Motorun garanti belgesi var mıydı ya? Garanti mi? Hırsızın garantisi mi oldu? Kasko mu bu? Daha garantiymiş böyle bu. Sen git sor soruştur emme. Bir şey çıkacağını zannetmem. Ya bu muhteşem filmi ben özel bir şeye almıştım. Sen o kadar çok söz ettin ki hemen görüntüleri görelim istedim. Şimdi televizyon dizileri ile başladım dedin ya. İnce ince Yasemince değil mi ilk başladı? Ondan sonra yine devam ediyor. Yılan hikayesi var. Arada büyük yalan var büyük mesela. Büyük yalan var. Bir dilim aşk. En son Avlu. Avlu. Leyla ile Mecnun var. O bir yardım şeyiydi. O tamam. Benlik, ama Onur'un. Orada da Yüksel imzası var yani. Şöyle, Onur rahatsızlanmıştı o zaman. Hmm. Hani meşhur şeydir ya, birisi mahallede birisi rahatsızlandı mı yemeğini ya. Birisi yapar. Onun gibi bir şey aşını yaptı. Birisi yapar. Onur tedavi oluyordu. Biz koştuk gittik. Eş. Biraz bir yerinden tuttuk o kadar. Ya hepsi çok merakla izlenmiş, seyredilmiş diziler ama... Mesela Avlu. Avlu çok farklı. Yani kadro farklı. Dilim farklı. Dili farklı. Benim... Dili çok farklı. Yani tabii ki senaryo diyeceğiz. Oyunculuklar çok iyi. Oyuncular çok iyi. Sen çok iyi. Yani bir bütün olarak bayağı iyi bir iş çıkarttınız. Vallahi tabii, izleyici şimdi... bazı dizilere nasıl böyle sahip çıkıyor? Nedir bunun sence? Ya onun sırrını bilsem zaten. Zaten değil mi? Hangimiz yani, bilmiyoruz ama insiyaki olarak şunu söyleyebilirim. Hani esnaflıktan öğrendiğim şey kendi yemeyeceğim şeyi satmam. Hı hı. Kendi seyretmeyeceğim şeyi çekmem. Yani keyif alarak seyretmeyeceğim. Buradan başlıyor bence işin ciddiyeti ya da evet. Önemi. Avlu benim hayatımda özel bir deneyim oldu. Şöyle ki aslında dizi değil sinemadan devam edecektim ama içerik ve format. Onun dışında da bir de bir tür sinemanın özel gönlümü gibi ya da sinemanın kahtalı mıçısı gibi. Hani Ege filmlerin unutulmaz yönetmeni. Yani Ankaralı Turgut, Muğla'lı yönetmen Yüksel falan. Gibi. Böyle sürekli yerelle yöreseli, evrenselle yereli karıştıran bir kavram toz bulutu içerisindeyiz ya. Azıcık kompleks yaptım herhalde. Ya şöyle bir tane de bir işin içinde kadın, feminizm. Çok enteresan. Şu bu bir yardırayım. Senden beklenmeyen bir şey. Evet. Hiç benlik öyle ama. Mi? Onu da yaparız. Efendim şöyle. Şimdi. Konversiyonlar sinemada evet. Yaparız. Şöyle bir şey. Sinemanın bir zanaat boyutu. Bir de sanat boyutu. Ya da ikisinin geçişimi. Şimdi filmlerimin bana benzemesini istiyorum yavrularım.
Diğeri ise yani evet. Mühendisliğim. Evet. Birinin yazdığı senaryoyu, kurduğu evreni ben Star Wars'ta çekebilirim. Bunun eğitimini aldım. Tabii ki. İstenilen bir savaş diyorsun ilmini ya, de. Benim de seveceğim, benim de inandığım bir şeyse zaten evet, yaparım. Evet. Yoksa... Bir mesleğim olarak sinemacılık var. Bir de ontolojik olarak sinemacılığım var. Benim hançeremden, benim komplekslerimden, yapıp etmelerimden. 7 yıl dondurmacılık yaptım. Ve arkadaşlarım basket oynarlarken yutkunurdum falan. Belki onun kompleksi neşet etti. Başka bir yere geldi. Belki oradaki Fellinian öyküleri, o şeyleri oralardan topladım. Bilmiyorum. Yani tanıklıklar, okumalar vesaireler falan ama avludaki aslında en kıymetli şey şuydu. Uzunca bir süreden beri kadını merkeze alan, kadın cezaevlerini merkeze alan ve mayın tarlası bir hikaye. Evet. Ya bir tarafıyla sansür riski var, bir tarafıyla yanlış cümleler kurma olasılığınız var, bir tarafıyla vesaire. Beni en çok ilgilendiren şey orada tabii yönetmen, diğer arkadaşlarım, ben birinci, ikinci bölümden sonra genel yönetmen gibi yetişememeye başlıyorsunuz. Senaryo aşamasında. İnanılacak bir sürat değil o. Yani nasıl bir haftanın kaç günü, kaç gecesi evet. çalışılmak zorunda ki o haftaya yetişsin diye. Evet. Senaryoya da herhalde. Senaryoya epey müdahale ettim. Şöyle ki orijinali Avustralya formatı, Wentworth diye bir dizi. İlgilenenler bakabilir. Bayağı Türkiye'lileştirdim. Yani bu ülkeye özgün hale getirdim. Zaten orada birazcık zaten bizim sansürde duyarlılığı da çok yüksekti orijinalinde. Evet. Şimdi avludaki beni en çok kıvançlandıran şey şu. Yabancı bir formatı biz Fremantle'dan almışız. Onlar bize nakletmiş. Biz onu uyarlamışız. Onlar orijinal ne değil, bizimkini satıyor şu anda. Ve dünyada 6 dilde yayınlanıyor ve... Gel de gülme, o keyfe var. Bu beni işte biraz ya, hani... Değil mi abi? Evet, sinemanın özay gönlümü lezzetinden, özay gönlüm büyük bir sanatçı. Bir şey tabii demiyorum. Ki, tabii ki ama yani daha farklı bir şey konu evet. değil. Bu özel diziden bir VTR'miz var. Fakat VTR'ye geçmeden önce... Ağzınla itiraf ettin ya, bu bir yabancı dizi. Biz bunu adapte ettik ama tamamen yerlileştirdik diye. Çok fazla uyarlama yapıldığını şahit oluyoruz. Niye bizim hikayelerimiz yetmiyor mu yani? Ben, yani niye bu ben, kolaycılık? Efendim ben bu kadar olma. Uyarlamaya ben kişisel olarak karşıyım. Değil mi yani? Bu benim elime gelen Hayri Bey limon yapım falan. Sonra sevdim. Sonra da parmaklıklar ardında ya da şeye benzemesin diye özel olarak oturum, bir de mevcut siyasa içerisinde yok işte şöyle miydi de avukat bu muydu da savcı mıydı başımız ağrır biliyorsun. Evet, en tabii. azından gardiyanlar bile şey demeye başladı. Biz işte onu yapmayız, bu bunu yapmayız da işte. Ama şey... Şeyi tercih ederim mesela hala. Ben sizin de çok zevkle izlediğim Karılar Koğuşu'nu modifiye etmeyi tercih ederim. Evet. Mesela onu günümüze uyarlamayı ya. İsterim ya. Gibi. Ben bu kadar dünya uyarlamasını çok doğru bulmuyorum. Onun pratik sebepleriyle ilgili de bilgilerim, fikirlerim var. Ama... Ha, onları da konuşuruz. Şimdi Avlu'yu seyredelim mi? Çünkü tamam. Gerçekten çok çarpıcı bir diziydi. Yeter! Yeter! Kızım! Şu güzelim kadını ne yapmışsınız böyle ya? Kızım, beni duyuyor musun? Bana bir ders vermiştin ya, hani düşün demiştin ya. Düşündüm ben de. Ben de sana bir ders vereyim dedim. Al bu dersi, şu okuduğum bol kitaplar var ya, onlara kapak yap.
Ya işte böyle kala kalıyor insan gerçekten. Bir şey daha duyuyorum bu dizilerle ilgili. Hani sosyal medya dediğimiz hayatımızın her alanına girdi ya. Evet. Oradan dizilerle ilgili işte böyle bir şeyler geliyor. Hani reytingi etkileyecek tepkiler geliyor. İşte oradaki bilmem delikanlı da daha işte masumdu da bunu elde etseydi de olmaz mıydı da onu niye öldürdünüz de bu niye gurbete gitti de gelen adam daha mı bir... Yani sosyal medyada dizileri yönlendiriyorlar. Evet. Bu ne demek bu ya? Senin elinde bir senaryon yok mu? Çünkü oynayacak aktör de şaşırıyor. Hani benim rolüm böyleydi. Niye bu üçüncü bölümde ben böyle abuk sabuk şeyler yapmaya başladım diye. Tipim değişti. Ben tabii çok değişti. Dizi çeken birisi değilim ama değil, başımıza geldi avluda. Ben çok itibar etmiyorum. Değil yani mi? Ben Twitter'dan, efendim Instagram'dan, evet, oradan buradan gelen feedbackleri önemsiyorum. Ama belirleyici bulmuyorum. Hı. Yanlış da yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye 80 milyon, 8 milyon ya da 800 kişi mi kullanıyor bilmiyorum. Ya. Annemin Twitter kullanmadığı için ben hala anneme göre dramanın 2000-3000 yıllık kadim bilgisine göre hareket ediyorum. Sen kendi hikayelerini anlatmaya devam et. Şimdi Dondurma Gaynmak çok önemli bir film ve biz çok üstünden böyle çabucak geçtik. Halbuki büyük ödüller kazandı bu film. Oscar'a aday oldu. Üniversitelerde tezler yazıldı falan. Hani çok önemsendi bu film. Sen bu kadar büyük başarı alacağını düşünmüş müydün? Ya da ya başta... Nasıl oldu yani bu senin çünkü ilk sinema filmin değil mi? Evet. İlk film. Sinema filmini i̇lk nasıl sinema oluşturdun? Ya şimdi sondan başa doğru... Ya ben çok zengin bir adamım ya. Ya nasıl oluşturdun? Sondan başa doğru söyleyeyim. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa erinirim. Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni. Ben çocukluğumu nakşettim, resmettim. Güzel mi olur, iyi mi olur, ödül mü alır, çok mu gişe yapar vesaire mi falan. Ha seyirciyle duygularımı paylaşmak için azami gayreti sarf ediyorum. Ama şunu yapmıyorum. Aşk var mı? Aşk yok abi. İyi kötü çirkinde aşk mı var abi diyorum yapımcıya. Esas kız esas olan var mı? Yok abi bizde yok abi. Bizde abi ciğer sote, taze fasulye, kuru fasulye, pilav, yoğurt, mercimek, çorba, tas kebap, paça, sütlaç, spangile, karpuz ve kavun var abi. Yani pizza yok abi. Ama Oscar'a gideceğiz hani, hamburger, abi. Falan. Yani. Şimdi o var mı, bu var mı? Bu düz, ortalama akıllı şeylerden iriti oluyorum. Hala gidiyorsun, şimdi son filmime çalışıyorum. Kim oynuyor? Ya ben 4000 tane köylüyle bilmem ne kadar gişe yapmış bir sinema filminin sahibiyim. Hakikaten. Sen bana bunu sorma artık ya. Hakikaten. Sen bana şunu sor ama Ege'de mi geçiyor? Sen mi çekeceksin? Sen mi yazdın? Eğer ticari olarak düşünüyorsan bunları falan sor. Yabancılar da sevdi. Amerikalılar niye o kadar çok sevdi? Ona da şaşırdım. Özellikle kuzey ülkeleri, kuzey ülkelerinin felsefe gruplarının önemli fokus filmlerinden birisi oldu. Aynen. Muhtemelen onların 19. yüzyıldaki o karnavalesk evrenlerine şey yaptı. Biraz Vikinglikten, Kuzeylilikten falan o asabiyeden. Şeyde de Amerika'da da açıkçası Altın Küre'ye bile biraz gecikmeseydik kabul edilmek üzereydi son dakika. Bayağı da bir Oscar'da Amerika'da ödüller aldı falan. Ben de bilmiyorum niye aldık, nasıl ettik yani insan yok, yapıyor. O kadar öyle da tevazuya gerek yok. Çünkü Dondurmam Gaymak herkese etkiledi. Herkesi nasıl anlatayım? İçinden sevinç. Şimdi çocukluğu hatırlattı. Oscar'la ilgili. Ya bu dizi de sen az önce dedin 4000 tane köylü oynatmışım diye. En çok şaşırtılan, seyirciyi en çok şaşırttığın şey dediğin gibi ünlü bir aktör yok. Aşk bildik yok. Bir aktör yok. O yok, bu yok. Oyuncu yok. Oyuncu yerine köylüler oynuyor.
Hatta baban filan da oynadı. Babam şaşırdı. Babam annem kadar yetenekli değil. Ünuldayıp kalıyor kamerayı görünce. Ben çünkü Nuri Bilge gibi oynatasım geldi. Heves ettim. diye kalıyor. Hatta nasıl geçti sahneler demiş annem. Vallahi ben iyi becerdim de Turan beceremeyiptir çocuğumuzu çok yoruptur demiş. Bak şimdi burada bile oyunculuk egosu. Benimki iyi geçti. Öbür oyuncuya çamur atıyor. Şöyle şeyler bile oluyordu. Otobüsle Antalya'ya geliyoruz gösterime. Senin kaç tane repliğin var da inen o oturak odunla sen diye. Kendi iç... Canım benim. Kendi içlerinde ufak ufak hiyerarşi falan başlamış. Şimdi ikinci film Entelköy. Efeköy'e karşı. Efeköy'e karşı. O da çok sempatik. Vallahi Hülya Hanım. Vallahi. Şimdi oyun olarak istiyor bir yapımcı arkadaşım. Onu oyunlaştırdım. Tiyatro oyunu. Tiyatro oyunu. Biraz da vallahi tabii. İyi oldu. İyi olur. Çok iyi olur. Tiyatro da olur. Evet. O film pandemiden sonra gerçek oldu. Yani... Pandemiden sonra olacağı şimdi var ülkede evet, bir biz sürü sen, entelektüel, entel veya dantel ne derlerse desinler okumuş yazmış. Hele hele dijital işlerle taşrada yapabilenler küçük kümeller vesaireler falan. Ama o da bir özel bir film oldu doğru. Oldu, çok yazıldı oldu. Çizildi konuşuldu. O da, İyi ödüller de aldı o da. Ama tabii iftarlık gazozlu ben kişisel olarak en sevdiğim. Daha çok mu seviyorsun? Yani... Çocuklar arasında insan ayrım yapamaz. Kimisinin boyu kısa, kimisinin boyu uzun olabilir. Yapamaz. Şişman olur, yakışıklı olur. Birinden bir evet. Tarafını seviyorsun. Evet, evet. Entelköy, Efeköy'e karşı izin verirsen ondan bir lokumcuk görelim. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Bu köyde rock, rock, caz, cüz olmaz. Ben atadan, dededen... Ecdattan vatansever milletçi bir kişiyim. İki tane entele dantele çapulcuya pavuç mu bırakacaksın? Ya bizim de kendimize göre bir eylem ortamlarımız var. Eylemse eylem, güylemse güylem. Bu filmle ilgili bir anlamda bir köy düğünü diyebiliriz. Gelinimiz filmimiz evet. Oldu. Evet, daha evet, evet. Çok güldüreceğiz. Diyebiliriz. Değil mi? Evet, evet. Biraz da şöyle meydan estetiği biliyorsunuz orta oyunu köy seyirlik oyunları Metin And'ın o geleneksel Türk tiyatrosu kitabında uzun uzun anlattığı oyun ve bigüde anlattığı meydan aslında tiyatral bir yerdir Anadolu'da. Ta Agora'ya kadar uzanır antikitede. Çok, çok güzel. Kasabalarda çarşı. Köylerde de meydan, köy meydanı. Biraz meydan tiyatrosu estetiği arayışı, biraz Aristofanes, hani Lisistratalar, işte eşek arıları, kömürcüler vesaire. Oralardan devşirerek biraz da epizotlarla bir şey denedim. Fena olmadı. Fena olmamış. Hiç de fena olmamış. Bir de şimdi tiyatroda izleyecek arkadaşlar. Harika olmuş. Bu filmde mi Yüksel Yalova evet. icap etti? Şöyle birinci filmimde komple oyuncu olmayanlar. Hı. İkinci filmimde oyuncular, köylüler, selebritiler veya temsiliyetler. Hı hı hı. Üçüncü filmimde de Türkiye'nin ve bence dünyanın en iyi oyuncularından işte Cem Yılmaz'dan, evet. Macit Koper'e kadar, evet. Gün Koper'inden işte Berat'a kadar bir skalaydı. O zaman gelelim iftarlık gazoza. Oradan oraya dedik. Geldik iftarlık gazozuna. O da çok 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 özel bir film. Bu filmlerin bazıları da Kültür Bakanlığı'ndan da destek alıyor değil mi? Az önce sinemamızın uzun yıllar engellendiğini söylemiştik. Sinemamız belli bir yıldan sonra Kültür Bakanlığımız tarafından destek almaya başladı. Olması gereken bir şey olduğu için. Bu da almış bir film. Şöyle Vefa... Yani o yönümüzü de söyleyelim. Tabii ben Vefa ve kıymeti çok altını kalın çizmeyi seven birisiyimdir. Üç filmimin üçü de destek aldı. Dördüncü filmim de destek aldı. Daha da alacak. Ayrıca belgeselim de destek aldı.
Birçok arkadaşımın da çok iyi işleri destek aldı. Bu 2004'te çıkan sinema destek yasası, hı hı. Birinci hükümet dönemi ve Kültür Bakanı Erkan Beyken, evet. Sizin de çalışmalarınız, biraz ben de uzaktan dizi çekiyordum ama gözlemliyordum. Bana göre çok mayalayan, yani ateşleyen, evet. Bir böyle canlandıran kıymeti yapın olan. Şimdi. Mesela Dondurmam Gayma, ben Kültür Bakanlığı olmasaydı çekemezdim. Sonradan yetişti para. Ama onun gazıyla araziye indik biz. Rahmetli Osman Yağmur Direli jürideydi. Yani ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, evet, destek aldım. Evet. Almaya devam edeceğim. İnşallah. Arkadaşlarımız da alıyorlar. Umarım daha da artarak devam eder. Önemli olan daha da artması. İftarlık gazozu izleyelim mi? Olur. Senin oğlunu çekmesene bana. Ne akıllı çocuk. Ya bu oğlan bugün iftarlığımı aldı ya. Bana öylesi lazım. Gazoz. Nerede tembel kaba götürsün bir çocuk var. Çırak diye gönderiyorlar bana. Şişe başı 25 kuruş acı. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum, sağ ol. Gaza başına da 2,5 lira. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum. Gazoz, gazoz diye bağırı bağırı ver. Nefislerini gıdıkla. Ne bağırıp duruyorsun? Buluşup. Fazla gazoz kapağı olursa bana da verir misin? Veririm tabii. Moral bozmak, önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gele. Baba, ben de oruç tutacağım. Çocuklar tekne orucu tutarlar. Sonra büyünce tutarsın. Anasının bir denesin. Sizlere oruç farz değil. Oruç moruç musun yoksa lan sen? Hasta mı oldun lan sen yoksa? He? Senin başına bir şey gelecek. Ya profesyonel olarak baktığımda en çok sevdiğim filmim demişsin bunun için. Seyircinin de çok çok sevdi. Dondurmam Gaymak'tan sonra gerçekten. Çok çok sevilen bir. Burada dediğin gibi aktörün de vardı. Hem de Cem Yılmaz gibi tecrübeli, değil mi? O da yönetmen, o da oyuncu. Evet, evet, evet. Mutlaka alışverişleriniz olmuştur. Onun da bir katkısı oldu mu? Fazlasıyla. Oldu değil mi? Yani. Cem özel bir oyuncu. Cem bana göre 1000 yılda bir Hacı Nasreddin gibi, gelir. Bir Lami Çelebi gibi, bir hani çok 1000 yılda bir gelen yeteneklerden. 1000 yılda bir gelen. Cem'in ki bizim yaşadığımız dönemde Cem Yılmaz'ımız var dedirtiyor, evet. Değil mi insan? Biraz acele edip dünya starı olması lazım. Yani bu kumaş, bu yetenek fazlasıyla var. Ama ekstra da... O da belki senin gibi yereli seçiyor. Belki de. Yani o... Yani sen niye sen Amerika'da bu kadar imkan buldun da Amerika'da çalışmadın? Şöyle efendim. İmkanla imkansızlıktan ziyade zaten bir iki dünya filmi var onun. İnsan kendi coğrafyasında yani... Kier Istemi'ye Fransa iltica teklifi yapmış. Ben demiş köksüz bir ağaç gibi bir ağacı oradan oraya götürüp dikince o tutmaz o demiş. Dolayısıyla ben kendi köklerimde, ben de kendi köklerimden ayrılmak istemem. Ama filmlerimin Avrupa'da, Çin'de, Arjantin'de vizyona girmesini tabii ki isterim. Bu. Bütün bu, şey o. Bu potansiyel Cem'de var. Yani mizah olarak, mimik olarak, gesus olarak. Her türlü var. En çok iftarlık gazozu seviyorum dememde de biraz önce söylediğim gibi çocuklar arasında ayrımdan ziyade profesyonel olarak baktığınız zaman kamera kullanımı, tabii. Işık ve atmosfer, mizah, Dondurmam Kaymak biraz arızalı estetik. Ay çok tatlıydı ama. Arızalı estetik. Yani Kurtlar Mut. Yani müthiş böyle aslında. Karizmatik böyle sinematografik bir fiziğin var. Onu sadece ben söylemiyorum herhalde herkes söylüyordu. Çok nadir böyle istersen bir iki tane film dizide ya da filmde aktör olarak da yer alıyorsun. Beraber de oynadık. Beraber sizinle de oynadık. Hem rol arkadaşı olduk. Kısmet oldu. Hem de mahalle arkadaşı sayılırız. Kuzguncuk'tan dolayı. Kuzguncuk değil mi? Ulak'ta oynamıştın. Evet. Değil mi? Evet. Çağ'ın güzel, çok önemli bir işti o aslında ama
çok da fazla seyircinin zannediyorum tercih ettiği bir film olmadı. Bana ama göre bir başyapıt. Ben işte bir yani başyapıt. onun hakkını da teslim etmek lazım. Bir başyapıt çok farklı, çok özel bir dünyayla bizi tanıştırdı. Evet. Oradan bir görüntümüz var. Tamam. Yani Yüksel aktörlük de yapıyor. Bu arada en son Nuri Bilge'nin son filminde oynadım. Onu kaçırmış. Spoiler. Yok daha çıkmadı. Çıkmadıysa mesele yok. Babasından bir şey istemiş kitap bitince. Özüne sözüne güvenilir. Ağzı sıkı, okumak yazmak bilen 6 kişi kitabın nüshasını çoğaltmak için gizliden eve çağrılmış. İşte ne olduysa o vakit olmuş. Kitap sanki efsunlu gibiymiş. Okuyanın özüne cesaret verip sözünü sakınmayan, doğruyu söylemekten korkmayan birine devşiriyormuş sanki. O güne kadar kalpte büyüyen korkuyu silip atmaktaymış bu kitap. Okuyanı başka, bambaşka biri yapmaktaymış meğerse. Biri kitabı yarım bırakmış. Korkmuş. Evet. Zaman çabucak bitti. Aslında konuşacağımız çok şey var. Üniversitede bir dönem öğretmenlik yaptın. Türk sinemasının bugünkü durumuyla ilgili, yani bugün üretilenlerle ilgili ne düşünüyorsun? Çok çok sormak istiyorum ama en son dijitale bir iş yaptın sen. Olağan Şüpheliler diye. O da bir dizi değil mi? Evet. O da hayatımıza son yıllarda girdi. Özellikle bu pandemi döneminde müthiş rağbet gördü. Sinema, televizyon ve dijital. Dijital dünyaya doğru gidiyoruz falan. Yani bir tehdit görüyor musun? Hayır. Görmüyorsun değil mi? Hepsinin yeri ayrı değil mi? Ya şöyle düşünün. Başta söyledik, anlatmak için yaşamak. Hı hı. Bu 2000 yıl önce bir mermer yazıttı, taştı, sonra parşömen oldu, sonra papirüs oldu, sonra kağıt oldu, sonra kitap oldu. Sonra pelikül oldu. Efendim? Pelikül oldu, film pelikül oldu. Pelikül oldu, sonra sinyal ve televizyon oldu. Anlatacağınız şey olduğu sürece bütün bu mecralar zenginliktir. İşte bu. Ve birbirlerine yeğ değildir. Hele hele dijitalle birlikte ben kalitenin, en azından yüksek kalitenin ve kıymetin ve farklı çalışmalara mecra olacağını düşünüyorum. Şöyle ki, ulusal televizyonlarda reyting sultası tırnak içinde hep bir estetiği bir ortalamaya zorluyordu. Evet, böyle bir şey. Şimdi açsın bilgisayarını, baksın Yüksel Aksu filmimi seyretmek istiyor. Spielberg mi izlemek istiyor, Çağındırmak mı istiyor, Hülya Hanım mı istiyor? Baksın Dostoyevski uyarlaması mı istiyor? Şimdi Dostoyevski uyarlamasını benim annem beğenmez. Ben şimdi reyting sultasıyla mecburen ona göre estetik kurmak durumundayım. Bu kendiliğinden bir estetik demokratikleştirme yaratacaktır diye düşünenlerdenim. Tamam. Bundan daha güzel bir tanımlama olamazdı. Nokta. Sevgili Yüksel, geldiğin için, o bu kadar güzel bir anlatıcı olduğun için, sıcaklığın için, o Ege'nin o güzel havasını getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir ustaya konuk olmak, filmlerinizle büyümüş, o duru oyunculuğunuzdan çok etkilenmiş birisi olarak size konuk olmak, yani $1 milyon verirdim param olsaydı üste. Yaşasın. Çok iyiymiş canım benim. Ben de seni gerçekten hem kişi olarak seviyorum hem yaptığın işleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ve devamını diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyircilerim, bugün size Charlie Chaplin'in bir sözüyle veda etmek istiyorum. Hayat dar açıyla bakıldığında trajedi, geniş açıyla bakıldığında komedidir. Yaşamımız boyunca resmin tamamına odaklanmadan ufak tefek detaylara takılırsak,
göreceğimiz tek şey üzüntü ve kederdir. Aslında ufak detaylar yerine yaşamımıza baktığımızda birden çok mutlu ve güzel anılarımız olduğunu farkına varırız. Mutlu anılarınızın artarak çoğalması dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.